Hoş geldiniz. Sema Tıpatikler Örgü kanalındasınız arkadaşlar. Bugün şöyle önümde gördüğünüz iki parça ip var. Bir de tığım var. Çok istediğiniz kolay bir işi anlatacağım. Patiklerde kullandığımız bağcıkları soruyorsunuz. Çok kolay ama o tekniği de herkes yapamıyor, bilmiyor. Yani normal bir zincir çekip patiklere bağcık yapıyoruz. Yani en az 15-20 kişi tarafından istenen bu zincir tekniğini ben bugün sizinle paylaşmak istedim hemen. Kısa bir video olacak. Şimdi örneğin bir bebek patiği yaptınız. Bebek patiği için en az 1,5 metre ipinizi şöyle ikiye katlayacaksınız. İki kat ipi en az 1,5 metre olacak. Yani fazla olsun ki eksik olmasın. Bunun da zincirinizde düğüm olmaması için yapmanız gereken ipinizi mutlaka bir ip kullanıyorsunuz. Birisi dışında, birisini de içinden çıkar. İçinden çıkarın, sizin için çok büyük bir rahatlık olacak bu, tamam mı? Şimdi ipinizi 1,5 metre çocuk patiği için ipinizi böyle ikiye katladınız. Büyükler için daha fazla. Yani ipi kendi içinden çıkarırsanız yeteri kadar ölçüyü bulacaksınız. Çıkardınız. İpi ikiye katladınız. Sonuçta ipin şu ucu, iki ucunu birleştirince şu iki uç gelecek. Elinizde iki tane uç olacak, tamam mı? İki tane ucu, yani böyle uç uzun kalmayacak. Ben şimdi gösterimi amaçlı yapıyorum. Bir saniye, ben tam böyle üzerinde, bakın bir tane daha uç var burada. Bu ucu da çıkaracağım şimdi. Bu da şimdi çıkmaz. Neyse arkadaşlar, bunu bir açayım. Evet, gördüğünüz gibi açtım. Yumağınızın içinden onu da göstereyim. Örneğin şöyle yumak kullanıyorsunuz. Birisi dışından, birisini de şöyle içinden çıkarın. Tamam. İki ucunu birleştirin. İki ucunu birleştirdik. Tığınızı alın elinize. Hemen şöyle bir zincir başlayın. Bakın. Hemen başlayamadık. Bu zincirler patiklerde çok şık duruyor. Bir tane zincir çektik. Tamam mı? İsterseniz bir tane daha çekin. Sonra iki ucunu birbirinden ayırın. İki ucunu ayırdık mı? İpinizin birini parmağınıza alıp şöyle tutun ucundan, birini parmağınıza alın, şöyle hafif sıkıştırın, şu altta çekmeye başlayın zincirinizi. Şu şekilde istediğiniz güzellikte olacaktır. Gördünüz mü? Bakın, kare bir zincir. Şu ucunu falan daha da düzenli yaparsınız. Şuraya bir tane boncuk takarsınız. Ucuna da bir düğüm atarsınız. Alsana zincir. Tekrar gösteriyorum. Bir ucu elinde. Şu şekilde. Gördünüz mü? Bu şekilde istediğiniz boyutta çekebilirsiniz. Ben bunu böyle çekiyorum. Hiç iplerimi koparmadan ne yapıyorum biliyor musun? Patiğime şu ucundan takıyorum, şu ucunda. Bakıyorum kısa geldi, devam ediyorum. Yani koparmadan denemenizi yapın arkadaşlar.
Bir başka zincir tekniği daha göstereceğim ben size. Tekrar bunu gösteriyorum. Normalde çok pratik yapılıyor ama ben daha anlaşılır olsun diye bu şekilde yavaş yavaş. Normalde ben şöyle yapıyorum. Şöyle çekip yapıyorum. Ama anlaşılması için şu şekilde zincirimizi çekiyoruz. Sonunda ne yapıyoruz? Sonunda da tekrar ikisini birlikte çekip zincirimizi bitiriyoruz. Bu zincir bu şekilde oluyor. Bir başka zincir tekniği daha anlatacağım arkadaşlar. Bu yapacağım zincirle patik önlerinde, yeleklerde, berelerde, cep üstlerinde, kol üstlerinde harika bir fiyonk olarak kullanabilirsiniz. Şimdi gelin onu da birlikte yapalım. Yine şöyle iki tane, üç tane zincir çektim. Üç zincirden sonra şöyle sık iğne tekniğiyle yapacağız ama çok sıkmadan çektik, çevirdik. Şurada şu ilmeği taktık. Tekrar çektik. Çevirdik. Şuradaki zaten görünüyor bakın. Sıkı yapmayacaksınız ama sıkı yaparsanız olmaz bu. Çektik. Çevirdik. Çevir. Patiklerinizde bağcık olarak da kullanabilirsiniz bunu. Dediğim gibi ne zamandan beri soruluyor, isteniliyor. Benim eski patiklerimde çekimlerim falan güzel değil. Belki şimdi de beğenmiyorsunuz ama o zaman anlatmıştım. Eski videolarımda bu zincirleri yapmıştım. Ama tabii gösteremedim. Onun için tekrar siz sordunuz. Ben de sizin için bunu anlatmaya karar verdim. Kafanıza takılan olursa yeni örgüye geçen, yeni örgüye başlayan arkadaşlar, kafanıza takılan herhangi bir şey olursa özelden Instagram sayfam Sema04'ten, Facebook kanalım Sema Tazar'dan bana ulaşın. Elimden geldiği kadar yardımcı olurum. Benim amacım zaten insanlara yardımcı olmak. Nasıl oluyor? Güzel oluyor, değil mi? Tekrar. Bu tekniği arkadaşlar bana değerli bir arkadaşım öğretmişti. Yanlış hatırlamıyorsam Serap Uyar hanımefendi. Kendinin de YouTube kanalı var mı bilmiyorum ama Instagram sayfası var. Çok güzel işleri var.
Buradan da ona sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İşte bu arkadaşlar. Birazcık daha yapayım, bakın bunda ne yapılıyor onu göstereceğim. Evet, bakın ne güzel bir kordon oldu. Aynı zamanda bileklik de olabilir arkadaşlar bu, bakın. Ve bileklik de yapabilirsiniz bundan. Güzel de çocuklarınıza rengarenk bileklik de yapabilirsiniz. Sonra ucuna şöyle zincir çekip şöyle bir düğme yeri yapıp ilik de yapabilirsiniz. Şimdi bunu bitirdik ya. Bakın şöyle birleştirdikten sonra hemen böyle gelişigüzel yapıyorum ama bitirdik. Bu zinciri istediğiniz boyutta yapıp istediğiniz şekli verebilirsiniz. Örneğin bir fiyonk yapalım. Gelin. Nasıl yapacağız fiyonku? Tabii güzel yapacaksınız. Böyle benim gibi sallapati yapmayacaksınız. Gördünüz mü? Güzel bir fiyonk oldu. Bebeklerin hırka kollarında, sonra cep üstlerinde, hani cep yerlerinde falan. Bu şekilde fiyonk da yapabilirsiniz. Bu da zaten bu şekilde. Gelin ikisini de tekrar bir başlangıcını yapayım ben size. Arkadaşlar olur ya. Belki yapamayabilir arkadaşlar. Tekrar gösteriyorum. İki tane zincir çekerek bir tane de, bakın bir tane de olur, tamam mı? Hiç fark etmez. İpinizi ayırın. Başlayın örmeye. Bu zincir çok kullanılıyor arkadaşlar. Tamam. Bu kadar basit. Hadi bakalım. Hepinize kolay gelsin. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Hemen gönderiyorum. Sizin de işiniz görülsün diye arkadaşlar. Instagram sayfam Sema04'ten, Facebook kanalım Sema Tazar'dan bana her şekilde ulaşabilirsiniz. Pinterest'te Sema'nın patikleri. Bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Görüşmek ümidiyle.